Arkadaşlar ben Az Gemteri kanalından Gökhan Epeyiz kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim benim ee, Çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün PES Mobile e gelen dev güncelleme Bende yaklaşık 1.5 GB alan kaplayan dev güncelleme ile karşınızdayım Arkadaşlar güncelleme ayrıntılarına tek tek hep birlikte bakalım Öncelikle bu videoya like atmayı unutmayın Güzel bir like sayısına ulaşırsak Bir 400.000 GP ile İngiltere Premier Top açılımı yapacağım Bunu e, neden yapacağımı da biraz sonraki açıklamamda göreceksiniz o yüzden like atmanı çok çok önemli. Güncelleme ayrıntılarına gelelim. Kolombiya Ligi'nin ve bu ligde yer alan kulüplerin adları değiştirilmiş. Muhtemelen lisansla ilgili olan bir durumdur. Oyun istikrarlığı iyileştirildi ve çökme sayısı azaltıldı. Oyuna giriş yapamayanlar bir daha denesin. Belki bu sefer olmuştur. Düzeltemeyenler ise Konomi'ye mutlaka mail atın arkadaşlar. Şimdi bir dizi sonu düzeltildi diyor. Bu herhalde başka kullanıcıların sahip olduğu sorunlar. Çalım yaptıktan sonra bazen şut atmanızı engel olan bir sorunla karşılaşmışlar ve bunu da düzelttiklerini söylüyorlar. Bazen taşınan oyuncuların PES 2019'daki gibi kullandıkları özel eylemleri gerçekleştirilmesine engel olan bir sorun ki bu kesinlikle haklı, olan bir sorun. çünkü arkadaşlar taşınan oyuncuların hiçbir özelliğini göremiyorsunuz ve Performansı sanki adam 70 overla oynuyor gibi oynuyordu. 91'lik oyuncudan bahsediyorum. O yüzden bunu değiştirmiş onlar. Gerçekten çok güzel. Klasman modunun aksiyon maçlarına daha önce görmüş olsanız bile duran top eğitiminin görüntülenmesine yol açan sorun. Bu da çok güzel olmuş. Korne'yi kullanırken size eğitici bir şekilde korneyi nasıl kullanacağını falan bahsediyor. Ama bu sorundan da uzaklaşmaları, uzaklaştırmaları bizi mükemmel olmuş arkadaşlar. Onun dışındaki diğer güncelleme notlarını isterseniz siz buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Başka neler gelmiş? Rank sıralamasından falan bahsediyor. Global ve lokal rank sıralamasından bahsediyor. Onun dışında burada gene değişiklikten itibaren bahsediyor. Ee, değişiklikler yapmış. Değişiklikler dediğim gibi arkadaşlar muhtemelen güncelleme, yani güncelleme lisansla ilgili olan bir problemdir. Yayın giriş kampanyası var. Oyuna 7 gün boyunca giriş yaptığınız zaman günde 50 Michael'a parasından olmak üzere toplam 350 Michael'a parası kazanıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar oyuna her gün girmeye özen gösterin. Bu özen sayesinde de e, giriş bonuslarınızı alacağınızı mutlaka ve mutlaka unutmayınız arkadaşlar. Oyuna giriş sağladığınız zaman zaten oyunu oynayanlar bilir kazanacaktır. Arkadaşlar e, box sınav gelmiş ve haftanın oyuncular gelmiş. Bunlara da tek tek göz atacağız. Birkaç konuya değineceğiz. Öncelik arkadaşlar şuradan haftalık bonusumuzu alalım. Bence iyi. 50 haftalık dedim. Yayın girişi günlük yayın girişinden. 50 Michael parası alalım da Michael paramız kalmamıştı zaten. Şöyle güzel bir şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar ilk başta <laughs> önemli konuya değineceğim. Arkadaşlar bu önemli konuda tabii ki de yeni gelen e, Legends fightlar Şimdi arkadaşlar Legends fightların Coins MyClub tarzında olması çok kötü olmuş. Neden çok kötü olmuş? Eskiden arkadaşlar GP yöntemiyle çok güzel bir şekilde kapatabiliyordunuz. Yani eğer GP kasıyorsanız 1.5 milyon, 2.5 milyon GP biriktirip kapatabiliyordunuz. Ve 5 tane efsane var. 5'ini de alabiliyordunuz. Şimdi o ihtimali kaldırmışlar. Michaela arası ver. Efsane çıkarmaya çalış gibisinden çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani bunun çıkma ihtimali çok çok düşük. O yüzden arkadaşlar ben bunu saçma buldum. Yani... Arşavin gelmiş bu arada 85. Yenilerden ilk kez Arşavin'i gördüm. Ee, bana göre saçma arkadaşlar. O yüzden GP'leri bir önemi kalmadı açık söyleyeyim. O yüzden GP açmak daha mantıklı. Haftanın oyuncularına bakalım. Şöyle gözüme Depay çarpıyor, Lukaku ve Matis Delay çarpıyor, Madison çarpıyor, Hakim, Ziye çarpıyor. Tek tek oyunculara bakalım. Şöyle geriden başlayalım. SF postundaki oyuncu kimmiş? Kadizmiş diyeyse Ayotio'dan mı acaba ya da Kolombiya Ligi'nden olabilir. Özelliklerine bakalım. Gelirse üzülür müsünüz? Tabii ki de üzülürsünüz. Çünkü bence ee, çok iyi bir oyuncu değil. Zaten 82 olarak gelmiş. O HS e pozisyonuna Gustafsson gelmiş. Utrecht'e mükemmel performans sergiliyor bu arada. Gerçekten Utrecht'te iyi bir futbol oynamaya devam ediyor. Gustafsson'a da bakalım. Gustafsson'un da özelliklerini abartıl hiçbir şey yok abi. Gustafsson'un gelmesi bence diğerinden daha daha üzücü olur. Ve Madison'a bakalım. Madison Premier gerçekten harika bir sezon geçiriyor ve Bokalı Madison neler yapacak merak ettim Yaşı 23 henüz çok genç bir futbolcu Madison'da top kontrolü 87 Ofansif farkındalık falan güzel Alçaktan pas ve yüksekten pas gerçekten çok güzel Açıkçası Madison'ın özelliklerini beğendim Yükseltilebilirse daha mantıklı olabileceğini Olabileceğini düşünüyorum kadar bir oyuncu gelmiş Boka Juniors'tan Fabra diye bir sol bek gelmiş 28 yaşında Ve Fabra'nın özelliklerine baktığımız zaman Fabra yine orta segmentte bir futbolcu gibi gözüküyor arkadaşlar. 92-88 hızlanma gayet güzel. Bir sol bek için çok iyi. Dayanıklılığında güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Fabra gelirse gene üzülebilirsiniz. Çünkü bence oyuncular buradan sonra başlıyor ki OS oynayanlar için Hakim mükemmel bir değerlendirme fırsatı. O fasli farkındalığı 80 Diğer özellikleri 88-92 gerçekten çok iyi. Falsosu mükemmel 90. Şut gücünün 85 olması güzel geliştirilirse 90 üzeri çıkar. Ben açıkçası Hakim Zeyi, bu konuda beğendim. Bu 88 kampanyaya bakalım. Kampanya hangi takımdanmış? Böyle görmeye çalışıyorum da. Ya, tak tahmin edemedim. Kampanyaya bakalım. Kampanya özellikleri onun da güzelmiş ama arkadaşlar tanımadığımız bir oyuncu olduğu için gelmesi bizi üzer. Hemen şuradan SLA pozisyonunda falan Mengolu bir oyuncu olması lazım. Bruno Henrique'ye bakalım. Yaşı 29 yaşında. Özelliklerine baktığımız zaman SLA olduğu için muhtemelen hız özelliği. Evet hız basmışlar. 96-96. Bu da değişik bir şey. Ve hemen Sirigu'dan başlayalım. Sirigu evet Torino'lu e, 32 yaşında 1.92 boyunda Sirigun özelliklerine göz attığımız zaman ise şöyle aşağı doğru inebilirsek. Evet sirigun özellikleri gerçekten çok iyi. Kaleci farkında alanından tutun uzaklaştırma refleksler sadece kaleci yakalama oranının biraz da düşük olduğunu görebiliyoruz. Ve son üçe geldiğimiz zaman tabii ki de burada 90 Lukaku'yu e, gözümüze çarpıyor. Manchester'dan sonra Inter'de gerçekten yeniden parlayan bir yıldızdan bahsediyoruz. Romelu Lukaku bana göre çok çok iyi bir forvet ve 99 fiziksel teması var ki bu çok çok güçlü demektir. Onun dışında şut gücünün mükemmel olduğunu görebiliyorsunuz. Hız da fena değil. Bence Lukaku gelirse üzülmeyin. Tabii ki de en çok gelmesini istediğiniz oyunculardan biri de Matisse Delight. Çünkü 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsunuz ve oyuncu maliyetleri 40 e olarak gözüküyor. Seviyesi 45 yani 97-98 gel. Seviyelerini bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikleri 92 kafa. Onun dışında baktığımız zaman 91 sıçrama ve 89 fiziksel temas Açıkçası biraz yumuşak bir defansa da benzemiyor değil. Onun dışındaki özelliklerini de ben açıkçası beğendim. Yani Delak gelirse bence sevineyim. Ve SF pozisyonundan Memphis Depay. Memphis Depay çok iyi bir futbolcu ve Lyon'da da bunu yansıtmaya devam ediyor. Ve özellikleri gerçekten çok güzel. 90'larda yani dengeli bir izlenim verdiğini açıkçası görebiliyoruz. Arkadaşlar oyuna gelen şu anki değişiklikler bu şekilde. Legends World dediğim gibi Andre Arşev... Andre Arşev'in miydi? Andre Arşev'in olması lazım. Bir bakalım da böyle yanlış bir bilgi vermeyelim size. Evet Alexander Arşev'in değildir ya Andre Arşev'in değil. Çünkü bildiğim kadarıyla Arsenal ve Zenit'e forma giymişti. Şimdi arkadaşlar bugün detaylı güncellemelerden bahsettikten sonra... Bir etkinlik moduna bakalım. Etkinlik modunda herhangi bir değişiklik var mı? Çok olacağını zannetmiyorum. Etkinlik modu çünkü... Eskisi gibi muhtemelen devam ediyordur. Evet özel antrenör bolluğu yani evet İngiliz League Tour ve League Challenge devam ediyor. Onun dışında bakalım iyi e futboldaki şu maçlarda bir değişiklik var mı? Etkinlik moduna bakalım. Muhtemelen yoktur. Open Challenge devam ediyor. Ben challenge'ları falan çok oynamıyorum. Zamanım olmuyor okuldan ötürü. Arkadaşlar gerekli bilgileri size vermeye çalıştım. E bu arada arkadaşlar ID'mi size verebilirsem vereyim. Ayarlar kısmına bakayım. Kullanıcı bilgilerinden özür dilerim. ID'mi çok isteyenler olmuştu. Oyuna sürekli giremiyorum ama oyuna girdiğim zaman e, oynayabiliriz 800 Bakalım neymiş Neredesin Aa göremiyor muyum ya kullanıcı detaylarından Bir saniye Bir daha bakalım ya arkadaşlar sahip kimliğinden görmem lazımdı da Tamam burada aydı 808 321 220 Unutmayın arkadaşlar 808 321 220 Benim bu şekilde ekleyip Beraber bazen maçlar atabiliriz Tabii ki de denk gelirsek arkadaşlar denk gelmediğimiz sürece bunu oynamamız mümkün altı yok biliyorsunuzdur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Top açılımının dediğim gibi ve antrenman xp videolarının gelmesi için videoya like atmanız benim için çok çok kıymetli. Bunları da arkadaşlar e, lütfen unutmayın diyorum. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.